Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibina tahirin. Ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in. Minel ana ila qiyamı yevmiddin. Allah ibadet ve itaatlerimizi kabul buyursun. Her bir ayın, günün, saatin ve ibadetin kendisine özgü has bir nuraniyeti, has bir nuru vardır. Bu nur bizlerin kapısına kadar gelmektedir. Yani her bir ibadet itaatimizden sonra, her bir hayrımızdan sonra, her bir güzelliklerimizden sonra özel bir nur inayet olunmaktadır. Bu hakikatta inayet olunan bu nur bizim yol azığımızdır. Bu nurlar kıyamet için yol azığıdır bizim için. Bu nurlardan istifade edip onu koruyup kollamak ise bizim irademiz ve elimizdedir. Bu nurları koruyup kollayıp kendisiyle birlikte mezara, kıyamete götürenler kurtuluşa ermiştir. Bu nurları tehdit eden en büyük düşman ise günahlarımızdır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ashabına şöyle buyurdu. Kim bir defa la ilahe illallah derse onun için cennette bir saray inşa edilir. Bir kez la ilahe illallah zikrine cennette bir saray. Ashab ya Resulallah biz sabahtan akşama kadar onlarca yüzlerce la ilahe illallah diyoruz. Bu her bir la ilahe illallah bir saray mı veriliyor? Resulullah buyurdu evet. Her bir la ilahe illallah bir saray inşa ediliyor. Resulullah biraz duraksadıktan sonra şöyle buyurdu. O la ilahe illallah'tan sonra o saray inşa edildi. O sarayları yıkıp yakmamak şartıyla. Ashab ya Resulallah inşa edilen o sarayları ne yıkıp yakmaktadır ki? Resulullah buyurdular ki günahlardır. Yani la ilahe illallah'ınızdan sonra eğer bir günaha murtekip oluyor iseniz, günah işliyor iseniz o inşa edilen sarayı yakıp yıkmaktasınız. Ahlak alimleri konunun daha iyi anlaşılması, daha iyi kavramamız için şu örneği vermişlerdir. Düşünün sabahtan akşama kadar bir evin temelini atıyorsun. Sabahtan akşama kadar çalışıp duvarı 1 metre, 2 metre yükselttin. Akşam olduğunda evine giderken inşa ettiğin duvarları yıktın, evine gittin. Ertesi gün yine geldin. Aynı şekilde sabahtan akşama kadar çalıştın, 1 metre, 2 metre duvar ördün, akşam oldu tekrar yıktın. Kıyamete kadar da böyle yapsan ev sahibi olamazsın, hedefine ulaşamazsın. Hakikatta amellerimiz bunun misalidir. Sabahtan akşama kadar güzel amel işleyebiliriz. Amelden sonra günaha murtekip olmamak önemlidir. O güzellikleri günahlarla yok etmemek önemlidir. Büyük alimlerimizden, ariflerimizden Ayetullah-ı Uzma Bahuddiniye sessizliğinin nedenini sordular. Biz de Kum kentinde onu gördük. Konuşmazdı, hep sessizliği seçerdi. Öğrencilerinden, etrafındakilerden bazıları niçin konuşmadığını, niçin az konuştuğunu sordular. Eliyle yukarıyı işaret ederek buyurdu ki, insanlar birbirlerinin şahsiyetiyle, onuruyla oynamayı çok basit görüyorlar. Allah Azze ve Celle birkaç günahı affetmez.
Nedir bunlar? Bir, namazı terk etmek. İki, adam öldürmek. Üç, anne babaya zulmetmek. Dört, insanların şahsiyetiyle oynamak. İnsanların onuruyla oynamak. Allah bu günahları affetmez. Dolayısıyla insan ne kadar fazla konuşur ise karşı tarafı rencide etme tehlikesi daha da yükseliyor. Ne kadar fazla konuşur ise dedikodu ve gıybete düşme oranı daha fazla yükseliyor. Dolayısıyla dikkat edilmesi gerekiyor. Etrafımızdaki insanların onuruna, şahsiyetine leke getirecek, halel getirecek sözlerden, tavırlardan kaçınılmalıdır. Bu günahlar, bu sıralanan dört günah insana tövbe etmeyi, pişman olmayı unutturuyor. Bakın etrafımıza, günaha o kadar boğulmuş, günah içerisinde garg olmuş kimselerin aklına tövbe dahi gelmez. Çünkü bu günah içerisinde adeta boğulmuştur. O günah buna tövbeyi, pişman olmayı, vicdanının sesini yitirmiştir. Amellerimiz güzel olabilir. Güzel ameller işleyebiliriz. Sadakahumuz, zekat, nezir verebiliriz. Namaz kılabiliriz, oruç tutabiliriz. Ama küçük bir işaretle, basit bir imayla onların sevabının hepsini zayi edebiliriz. Dolayısıyla şeytanı iyi tanımamız gerekiyor. O şeytanın hakikatta Kur'an'ın tabiriyle hiçbir gücü ve kudreti yoktur. Şeytan sadece fırsatını gözetliyor. Sadece bizim zaafımızı gözetiyor. Akrebin, sivrisineğin kendisi küçük bir şeydir. Ama fırsatını bulduğunda insanın canını yakıyor. Küçük bir sivrisinektir. Fırsatını bulur bulmaz insanın canını yakıyor. Şeytan da bunun misalidir. Zayıftır, güçsüzdür. Ama fırsatını bulduğunda canımızı acıtıyor, günahlara sürüklüyor. Şer'i vazifesini yapan, İlahi emirlerin buyruklarını yapan ve yapmaya gayret gösteren birisi şeytana galip gelmiştir. Vazifemizi yapalım, yapmaya gayret gösterelim. Şeytan kesinlikle mağlup olmuştur. Allah'ın rahmet sofrasındayız biz. Allah'ın mağfireti, rahmeti tüm insanları, dünyayı sarmıştır. Ve biz bu rahmetin ortasında oturmuşuz. Bu nuru koruyabilir isek, ibadet itaatlerimizden sonra elde ettiğimiz nuru koruyabilir isek, korumaya gayret gösterir isek, Allah Azze ve Celle bize yardım ve nusretini indirecektir. Kadının birisi Hazreti Musa aleyhissalatu vesselamın yanına geldi. Gözleri amaydı, görmüyordu. Ya Musa, dua et de Allah gözlerimi geri versin dedi. Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam dua etti. Kadının gözleri açıldı, görmeye başladı. Tekrar dedi, ya Musa, dua et de güzelliğim, gençliğimin o güzelliğim geri gelsin. Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam kadının bu talebi karşısında biraz duraksadı. Yani görmüyordun, dua ettik, gözün açıldı. Bir de tabiri caizse güzellik mi istiyorsun? Duraksadığında Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'ya vahyetti. Ya Musa, niçin duraksıyorsun? Senden mi istiyor? Sen mi vereceksin? Benden istiyor. Sen duanı et. Biz böylesi rahmet ve mağfireti, yeri, göğü, her şeyi kapsamış bir Rabbin kuluyuz. Yeter ki bizden biraz hareket olsun. Yeter ki Allah'a yönelmeye gayret gösterelim. Yeter ki Allah görsün ki biz Allah'a gitmek için zahmet çekiyoruz. Çaba sarf ediyoruz. Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam ve Karun olayını duymuşsunuz. Karun Hazreti Musa aleyhissalatu vesselama iftira atmak için ortamı hazırlamıştı. Olayın akıbetinde Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam yere emir verdi, Karun'u yavaş yavaş içeri çekiyordu. Karun dize kadar toprağa gömüldü. Hazreti Musa'ya yalvarıyordu.
göbeğe kadar toprağa çekildi. Hazreti Musa'ya yalvarıp yakarıyordu. Boğaza kadar gömüldü yere. Tekrar Hazreti Musa'ya yalvarıp yakarıyordu. Hazreti Musa emir verdi. Yer Karun'u helak etti. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Ya Musa, eğer Karun o anda sana değil de bana yönelseydi, ya Allah deseydi, ben izin vermezdim onun helak olmasına. Çünkü sen onu yaratmadın. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle hakikatta bahaneler peşinde de kulunu affetsin, kulunu bağışlasın, kulunun taksiratından, kulunun günahlarından geçsin. Allah bize o kadar yakın ki annemizden, babamızdan, bizi en çok sevenden dahi yakındır. Ayet-i kerime buyuruyor ki: "Ve nahnu aqrabu ileyhi min hablil varid." Araplar varid bu can damarına diyor. O şah damarı diyoruz ya. Allah buyuruyor ki biz size, yani kulumuza o can damarından, şah damarından daha yakınız. Bize bu kadar yakın Rabbimiz var. Bizi bu kadar gözetleyip kollayan, bize bu kadar nimet veren Rabbimiz var. Bunca günah, çirkinlik, bedbahtlığımıza rağmen bize nimet veren Rabbimiz var. Bizi seven Rabbimiz var. Kimler ziyan ehlidir, zarar ehlidir? Bunca nimetlerden istifade edip Allah'ın bunca lütfundan sonra kimler ziyan zarar ehlidir? Beşer dünyaya geldiği günden itibaren ahiret tarlasına yatırım yapmak istiyor. Bu çalışma ve çabaları arasında bazıları bu ticarette Allah Azze ve Celle'nin verdiği bu nimetler arasında zarar ve ziyan ehli olmaktadır. İmam Rıza aleyhissalatü vesselam zarar ve ziyan ehli kimlerdir hakkında şöyle buyuruyor. 1. Gece ibadetinden gafil olanlar zarar ve ziyan ehlidir. La tada' qiyamel leyl fe innel mağbun men gabana qiyamel leyl. İmam Rıza buyuruyor ki Allah'ın selatü selamı ona ve babalarının üzerine olsun. Gece namazından gafil olmayın. Teheccüd namazından gafil olmayın. Gerçekten de gece namazından gafil olanlar ziyan ehlidirler. Zarar ve ziyan etmişlerdir. İnsan diğer yaratıklardan farklıdır. Bağışlayasınız, biz hayvan değiliz. Sabah güneş doğana kadar uyuyalım. Bu hayvanların, hayvanlar da belki uyumuyor o saatte. Güneş doğsun, uyuyalım, namaz kılmayalım. Böyle bir kural olmaz. Böyle bir kulluk, bendelik olmaz. Şair ne de güzel demiş. Her ki seher ne daret, ez hud haber ne daret. Seheri, sabahı olmayanların, seher ve sabah nesminden nasibi olmayanların kendisinden haberi yoktur. Yani o kadar gaflete dalmış ki kendisini dahi tanımamıştır, bilmemiştir. Zarar ve ziyan ehli olanlardan ikincisi ise ömründen gafil olanlardır. Allah 70-80 yıl ömür vermiş. Bu ömürden gafil olanlar zarar ve ziyan ehlidir. İmam Rıza aleyhissalatü vesselam yine şöyle buyuruyor ki hadisin devamında: El-meğbunu men gabine umurehu sa'aten ba'de sa'atin. Ömrünü bir saat yarın yaparım, öbür gün istifade ederim, gün be gün, saat be saat deyip ömründen istifade etmeyenler zarar ve ziyan ehlidirler. Allah'ın verdiği bu sermayeyi boş şeylerde harcamak, ömrü zayi etmektir. Diziler mukabilinde, boş eğlencelerle televizyon karşısında geçirmek, ömrü zayi etmektir.
bizim büyük alimlerimizden Şeyh Murtaza-i Ansari hanımı sofrayı hazırlayıp sofraya davet ettiğinde, hanımı git gel yaptığında suyu yemeği getirdi, kalkıp iki rekat namaz kılıyordu. Vakitten, ömründen istifade ediyordu. Bundan dolayı olsa gerek İmam-ı Zeynelabdin aleyhissalatü vesselam zahiren Seyfi-i Seccadiye'nin dualarından birisinde olacak. Allah Azze ve Celle'ye şöyle dua ediyor. Allah'ım, ömrüm seni anacaksa bu ömrümü uzun eyle. Eğer ömrüm seni anmayacaksa ömrümü al. İstemiyorum bu ömrü senden. Niçin? Allah'a kul olmayan bir ömür, Allah'a itaat etmeyen bir ömür ne kadar uzun olur ise o kadar günah fazla edecektir. Hiç olmazsa günah az işleyip az günahla gelirim senin yanına. Zarar ve ziyan ehlinden üçüncü grup ise iki günü eşit olanlardır. Yine hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Men istava yevmehu fehuve meğbun. İki günü eşit olan zarar etmiştir. Hakikatta müminin iki günü eşit olmaz. Her gün bir adım daha ileriye gider. Her gün bir adım daha güzelliklere gider. Men kana ila nuksan fel maut khayrun lahu min el hayat. Yine bir başka hadiste buyuruyor ki ömründe, hayat ve yaşamında eksiklik olanlar için ölüm daha hayırlıdır. Yani bir ömür ki hayatımda Allah'a kulluk yoksa, Allah'a ibadet yoksa, itaat yoksa, efendilik yoksa, insanlara yardım yoksa o hayattansa ölüm daha güzeldir. Ölüm daha şereflidir insan için. Allah inşallah bizleri zarar ve ziyan ehlinden karar kılmasın. Ömründen, vaktinden istifade eden salih müminlerden karar kılsın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.